Yunus Emre 6. Bölüm www.seslibetimlemedernegi.com Tekten Film. Namazda oturur pozisyonda duran Kadı Yunus'un fotoğrafı üzerinde Yunus Emre aşkın yolculuğu yazdı. 5. Bölüm Özeti. Gündüz vakti. Nallıhan Obası. Meraklı ahali ibret taşının üç tarafına toplanmış. Esnaflar, dervişler, ahiler, köylüler hepsi bir arada ve oldukça üzgünler. Demirci ile Mesut konuyla ilgili aralarında konuşuyorlar. Mesut Dülger Şahin'e de dönüp bir şeyler söyledi. Ardından ibret taşına bakarak hüzünle gerdan kırdı. Köylüler ibret taşına bakarak yazık oldu der gibi başlarını öne sallıyorlar. İki zabit kelle sepeti olan tahta kovayı getiriyorlar. Arkalarında yüzü peçeyle kapalı siyahlar giymiş cellat. Baltasını omzuna yüklenmiş, iri yarı, sert mizaçlı. Sadece gözleri görünüyor. Göz bebeklerinin teki beyazlaşmış. Zabitlerin arkasından ibret taşına çıktı. Zabitler idam sepetini idam kütüğünün önüne koydular. Sepet kütükten yaklaşık bir karış daha kısa ve biraz önde. Zabitler geri dönüp giderken cellat baltayı eline aldı. Ahaliyi süzerek çakı gibi dikiliyor. Mesut hüzünle boynunu yana eğmiş. İdam kütüğüne bakıyor. Demircinin bakışları cellatın üzerinde. Dülger Şahin küçümsercesine cellatı süzüyor. Cellat başına siyah bir örtü sarıp üzerine de siyah deri bir üstlük giymiş. Minberci Hasan kemerli kapıdan çarşıya çıkartılıyor. Üstünden yarım kollu hırkasıyla sarığı alınıp beyaz entarisiyle kalmış. Sabitlerin kolunda meydana getiriliyor. Meydana gelen sokağın başında göründüler. Ahalinin yüzleri ortadaki ibret taşına dönük. İbret taşının önünde bekleyen zabit minbercinin getirildiğini görüp sopasını girişteki ahaliye uzattı ve yolu açtırdı. Ahali ikiye ayrılıp geçmeleri için yol verdi. Minberci Hasan ortaya getirildi. Acıyarak bakan gözler üstünde. Mesut'un içi yanıyor ama eli kolu bağlı. Minberci ibret taşının önüne gelip cellatı görünce kas katı kesilerek durdu. Çaresiz gözlerle bakıp acıyla düşürdü bakışlarını. Zabitler kolundan çıktılar. Halatla ellerini arkadan bağlıyorlar. Bercinin gözleri her şeyden habersiz gülümseyerek kendine bakan bir kız çocuğuna ilişti. Acısına rağmen tüm içtenliğiyle o da gülümsüyor. Yetişkin bir adam omuzlarından tutarak 6-7 yaşlarındaki kız çocuğunu önüne almış. Ahali üzgün. Elleri bağlanan minberci ibret taşına çıkartıldı. Atlılar yoldalar. Yunus kararlı bakışlarıyla önden ilerliyor. Minberci Hasan idam kütüğünün önüne getirip diz çökmesi için yönlendirildi. Dizinin üstüne çöküp başını göğüs hizasından itibaren kütüğe yatırdı. Sağ yanağının üstünde duruyor. Yüzü kendine gülümseyen kız çocuğuna dönük. Çocuk gülümsemesi büyüyerek utanmış gibi kolunu yüzüne kapatıp sonra da ağzına getirdi. Yunuslar koşarak çarşıya girip aynalıyı hayratın başında dertli dertli oturur görünce duraksadılar. Adem ve Şahin Yunus'un peşi sıra kollarında direnen Sarı Halil'i getiriyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Zaman yavaş akıyor. Cellat baltayı prova eder gibi temassızca boynuna yaklaştırıp vurmak için kaldırmıştı ki balta minbercinin boynunun üstünde kıl payı durdu. Minberci gözlerini açtı. Yüzler merakla Yunus'a döndü. Minberci başını hafifçe kütükten kaldırıp şaşkınca Yunus'a çevirdi. Minberci Hasan masumdur. Yunus nefes nefese ona bakarak rahatlamış gibi gülümsedi. Ahali sevinçle aralarında bakışıyor. Dülger Şahin Allah'a şükredercesine avuçlarını yüzüne sıvazladı. Minberci Hasan minnetle Yunus'a bakarak gülümsüyor. Katil Sarı Halil'dir. Sarı Halil panikledi. Minberci Hasan öfkeyle ona bakıyor. Yunus minberciye gülümseyerek Halil'in yanından bir adım öne çıktı. Göz göze geldiler. Minberci de minnetle ona gülümsüyor. Yunus her şey bitti der gibi başını öne salladı. Minberci onaylarcasına aynı şekilde karşılık verdi. Ardından dolu dolu olan gözlerini
saçları iki yandan örgülü kız çocuğuna çevirdi. Sonra da ahalinin üstünde gezdirerek Yunus'a sabitledi. Boncuk boncuk terlemiş. Yunus gidiyor. Adem'le Şahin peşi sıra Halil'i götürüyorlar. Doğan peşinde. Birkaç ahi sevinçle kucaklaşıyorlar. Şükürler olsun yarım. Mesut şükredercesine ellerini göğe açtı. Diğerleri kucaklaşıyorlar. Şeyh Tapduk Emre minbere karşı diz çökmüş. Dudakları kıpırdanarak oturuyor. Molla Kasım içeri girip elini göğsüne yaslayarak yanı başına geldi. Şeyh başını çevirip bakınca Kasım yanına çöktü. Bu yende bugün su değil, şerbet dağıtsın ahaliye. Yunus son sözün üstüne belli belirsiz tebessüm edip kapıdan içeri girdi. Kasım eli göğsünde kapıya yöneldiği sırada Yunus'u görünce afallayıp durdu. Yunus geriden gülümseyerek sırtı dönük olan şeyhe bakıyor. Kasım merak içinde hareketlendi. Hızla gidiyor. Şeyh tesbihini öpüp yere bıraktı, ayağa kalktı. Yüzünü şaşkınlıkla Yunus'a döndü. Bu sefer yüzü gülmüyor. Yunus adeta hipnotize olmuş gibi gülümseyerek ona odaklanmış. Kasım merakla çıkıp kapıyı aralık bıraktı. Şeyh şaşkın gözlerle Yunus'a bakmaya devam ediyor. Kasım kulağını kapıya verdi. Hoş geldin Kadı Efendi. Hoş bulduk Şeyh'im. Buyur. Şeyh minberin üstündeki postuna otururken Yunus da müridi gibi önüne diz çökerek oturdu. Kasım kapının ardında. Ne şeyhi Kadı Efendi, biz aciz, ihtiyar bir duvar ustasıyız. Tevazu gösterir şeyh değilim dersiniz. Ama bilirim artık gerçeği. Tevazu gösteririm demek kibrinden Rabbime sığınırım. Adımız Tapduk Emre, işimiz duvar ustalığıdır. Okumam yazmam yok dersiniz. Ama görmüşüm ilminizi. Tevazu gösterir şeyh değilim dersiniz ama artık bilirim kim olduğunuzu. Kadı Efendi, neciz, kimiz bilmeyiz. Ama biliriz ki biz şeyh değiliz. Kullar içinden edna bir kuluz. Kim karşına geçip ben şeyhim diye durursa, bil ki o aslında hakkın sözüyle senin arana girmiş bir baykuştur. O uğursuz sesiyle hakkın sözünün işitilmesine engel olmaya çalışır. Nerede ve ne zaman görürsen o an uzaklaş o uğursuzdan. Yunus sözlerinden etkilendi. Kasım kapıda. Sabitlerin de yoktur yanında. Demek basmaya da gelmemişsin fakirhanemizi. De o vakit ne istersin bizden? Kasım ilgiyle daha bir yanaştı kapıya. Müsaadeniz olursa sohbete devam etmek isterim. Mürediniz olmak isterim. Şeyh birden gülümsedi, Kasım şaşkın. Bizde bir şey vardır da gözlerimiz kördür diye mi görmeyiz evlat? Sanki koca koca medreselerde nice ulu alimlerden ilim tahsil etmişsin. Sanki koskoca bir kadısın. Her türlü ilmi bilirsin, hadis bilirsin, fıkıh bilirsin, mantık bilirsin, felsefe bilirsin, matematik bilirsin, belki gökbilim dahi bilirsin. Bizim küpümüzde ne var ki sana verelim? Sen talep etsen dahi bizim sana öğretecek bir şeyimiz yoktur. Senin gibi bir kadı efendi, burada düşkünün, evsizin, barksızın, dervişin, himmede muhtacın, meczubun arasında ne arasın ki? Sana bizim verebileceğimiz tek bir öğüt var. Eğer tutmak ister isen. Var, mahkemede adaletle yap vazifeni. Adil ol. Adil olana dünyada başka ne gerek kadı efendi? Yunus reddedilmekten dolayı bozulup ne yapacağını bilemez bir halde öyle kaldı. Ardından kaçamak gözlerle şeyhe bakıp tamam diye başını öne eğdi. Huzurundan kalkıyor.
Kasım onun geldiğini görüp koşar adım uzaklaştı kapıdan. Koridor boyu koşup holden sola döndü. Sağ taraf avluya çıkıyor. Yunus eşikten geçip kapıyı çekti, pokuçlarını giyiyor. Doğruldu. Öfkeli adımlarla hızla gidiyor. Akşam vakti. Göğe uzanan dağların arka planında dolunay. Kıdıhane. Yunus makamına geçip kayıt dosyasını rahlesine almış, oturduğu yerde inceliyor. Pür dikkat sayfalardan birine odaklanmış. Geçmiş. Kadı efendi, Allah hakkı için kurtarın, boşayın beni bu adamla. Canımdan bezdi. İçer sarhoş olur döver. Neye sinirlense döver. İnanmayın Kadı Hazretleri. Yalancıdır bu kadın. Hüküm verilmiştir. Münevver kızı Ayşe'nin Yörük Ali Paşa oğlu Numan ile evliliğinin devamına hükmolunmuştur. Şimdi Yunus yaptıklarının etkisiyle kötü olup irkilerek toplandı ve başka bir dava dosyasına odaklandı. Ertegün efendi, bu adam beni gasp etti dersin ama ne bir delilin var ne de bir şahidin. Bu ihtar bunaktır Kadı efendi. Ben o vakitte Beldebe köyündeydim. Bu Gökhan da şahidimdir. Doğrudur Kadı efendi. Köyde gördüm bey abi. Bu çocuk yalancı şahitlik eder. Orasına biz karar verelim Ertegün efendi. Yunus geçmişten sıyrılıp sıkıntıyla arkasına yaslandı. Arkadan ön sayfa yeni bir dava dosyası çıkardı. Sabahın ilk saatlerinde Nallıhan obası. Gökhan aktar tezgahının başında. Çarşıda hareketlilik başlamış. Numan'la Ayşe zabitler eşliğinde kadıhaneye getiriliyorlar. Davamız görüldü, hükmümüz verildi kardeş. Bizi niye götürürsünüz? Orasını Kadı Hazretlerine anlatırsın. Yunus makamında hazır bekliyor. Katip yerinde. Subaşı Yunus'un yanına yürüdü. Geldiler mi? Geldiler Kadı Hazretleri. Gelsinler diye Yunus subaşına, subaşı da zabitlere işaret verdi. Numan'la Ayşe basamağa çıkıp Yunus'un karşısına, subaşı da yanına geçti. Zabitler aşağıda bekliyorlar. Ayşe ile Numan oturdular. Numan son derece gergin, huzursuz. Ayşe çarşafının ucunu ağzından çenesini indirmiş. Eliyle tutarak merakla Yunus'a bakıyor. Yunus Numan'a küçümser bir bakış atıp Ayşe'ye döndü. Kocan döver mi hala seni? Haşa Kadı efendi. Bu meseleden zat-ı haliniz masumsun diyerek serbest bırakmıştınız. Yeni bir şikayet mi ola ki? Yunus öfkeyle elini kaldırıp susturdu. Ayşe Hatun. Kocan döver mi hala seni? Beyimdir Kadı efendi. İçki içmeye de devam eder mi? İçmem efendim. Yeminler olsun içmem. Yunus onun sözlerini ciddiye almayıp cevap beklercesine Ayşe'ye döndü. Numan da döndü ama göz ucuyla bakıyor. Ayşe konuşmasa da masum bakışlarını Yunus'a kaldırdı. Yunus bakışlardan anladı onayladığını. Kadim efendi, vaktiyle verdiğimiz hükmü değiştiresin. Daha evvel yargılanması yapılan dava hakkında Numan Efendi'ye karısı Ayşe Hatun'u dövmek ve içki alışkanlığını terk etmemek suçlarından 80 sopa vurulmasına, kabahatlerinin tekrarı halinde mükerrer ceza uygulanmasına hükmolunur. Yapmayın efendim. Yapmayın Kadı Hazretleri. Affedin. Subaşı, bu adamı götürün, 80 sopa vurun. Zabitler subaşının işaretiyle tutarak kaldırdılar. Karardan keyif alan Ayşe arkalarından gidiyor. Yunus'la subaşı göz göze geldiler. İkisi de belli belirsiz tebessüm ediyorlar. Yunus üstünden kalkan yükün huzuruyla hafiflemişçesine gülümserken aklı başka bir şeye takılmış gibi düşüncelere daldı. Gökhan aktar tezgahının başında alışveriş yapan iki çarşaflı kadını yolladıktan sonra duvarın dibindeki çuvalın yanına çöktü. Ağzını bağlıyor. Yunus kızgın gözlerle Gökhan'a bakarak tezgahın başına geldiği sırada gözleri Gökhan'ın yenilenmiş pabuçlarına ilişti. Gökhan işinin başında, henüz fark etmedi Yunus'u.
Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Kadı Efendi. Hoş gelmişsiniz. Pabuçların da pek bir güzelmiş. Validem köye varan birini çarşıda almış Kadı Efendi. Ustamı çağır. Dur. Gerek yok, çağırma. İşim seninle. Estağfurullah Kadı Hazretleri. Koskoca Kadı Efendi. Boşla kır diye ihtiyacım yok. Anlat bakalım. Nerededir bu Kerimoğlu Yalçın? Ben bilmem efendim. Nereden bileyim ben? Abi dükkandan dışarı adım attırmaz ustam. İstersen Sübaşı ile zabitleri göndereyim. Yeniden mahkemede anlat derdini. Nereden bilirim söylersem de zindan atmayacağınızı beni? Söylemezsen zaten atacağım. Ama Kerimoğlu'nun yerini söyler. Ertegün Efendi'nin zararının tazminini sağlar isen seni affederim. Gökhan başını kaldırıp korku dolu gözlerle Yunus'a bakıyor. Yunus bir evin önünde. Kerimoğlu. Kadı Hazretleri. Burada mı saklarsın ihtiyardan gasp ettiklerini? Ben kimseyi gasp etmedim Kadı Hazretleri. Siz dediniz. Ertegün Efendi iftira eder dediniz bizzat. Yunus onun da yeni pabuçlarına dikkat kesilip hırkasının eteklerini yukarı kaldırdı. Ardından küçümsercesine bakıp geri çekildi. Yalçın tedirgin, başı önde. Bu pabuçları da anan almıştır o vakit. Çocuksun ya. Yemin olsun ben gasp etmedim kimseye Kadı Efendi. Siz dediniz, masumsun dediniz. Şimdi de değilsin dedim. Ya o ihtiyardan gasp ettiklerini teslim edersin bana? Ya da zindanı boylarsın. Yalçın ürkek bakışlarını Yunus'a kaldırdı. Yunus elinde keseyle virane bir evin kapısına geldi. Ertegün kapıdan çıkıp tavırlı gözlerle karşısına geçti. Şimdi evimizi basarsın Kadı Efendi. Hem mağdur edersin bizi. Dur hele dur. Bunlar mıdır ziynetlerin? Ertegün keseyi alıp elini içine daldırdı. Avuçlayıp bir kısmını çıkardı. Bunlardır Kadı Efendi. Bunlardır. Bak bakalım eksiği var mıdır? Bir bilezik eksiktir Kadı Efendi. Harcamıştır. Gel kadıhaneye ben tamam edeyim. O da benden helal olsun Kadı Efendi. Helal olsun. Kusura bakma. Davanı adaletle göremedim. Sen kusuruma bakma Kadı Efendi. Kötü sözler söyledim sana. Er ya da geç adalet tecelli etti sayende. Sağ olasın. Yunus elini göğsüne koyup selamlayarak huzurla ayrıldı yanından. Ertegün elindeki keseye bakarak eve giriyor. Konuklar sohbet için dergahın avlusuna toplanmışlar. Mesut başta olmak üzere ahiler, köylüler, ihtiyarlar, gençler, her yaştan, her gruptan insan var aralarında. Güngör Mesut'a su verdi. Allah razı olsun evladım. Şifa olsun ağam. Kasım yanlarına geldi. Estağfurullah ağam. Birbirlerinin ellerini tutup üstlerini öptüler. Hoş gelmişsin. Hoş gördük Molla Kasım. Sizler de hoş gelmişsiniz pirdaşlar. Kavuğunu başından çıkartarak Yunus da geliyor. Herkes şaşkın ayağa kalktı. Yunus tebessüm edip elini göğsüne yaslayarak ahilerle selamlaştı. Hoş geldin Kadı Efendi. Hoş bulduk Molla Kasım. Sohbete gelmişlerdir. Karda kışta dahi onca yolu gelir ihtiyarı köylüsü. Aynalı da gelip Yunus'un dibinde bitti. Olmaya mı, ölmeye mi? Olmaya mı, ölmeye mi? Olmaya mı, ölmeye mi? Huzur bugün biraz kalabalıktır. Sen mutfakta eğlen biraz. Var çorba versin istersen Ali Taygu sana. Aynalı dergahın içine girilen kapıya ilerliyor. Ali Taygu sedirin yanındaki kilimin ucuna gelip ayakkabılarını giydi, Aynalı'nın peşinden gidiyor. Kapımıza gelen hiç kimseyi git demez şeyhim. Pirdaşlar buyurun. Selam verdiler, oturuyorlar.
Yunus yüzünde huzur dolu bir gülümsemeyle insanların yüzlerine bakmaktan çekinerek hırkasını önüne çekiştirdi. Kasım dostane bakıyor. Jenerik akarken içi oyuk bir taşın içinde yanan ateş, üstünde kızdırılan kesici bir alet. Dergahta halka oluşturmuş zikir çeken dervişler. Kadı Yunus, Yusuf Gökhan Atalay, Şeyh Tatlık Emre Payidar Tüfekçi, Molla Kasım Baran Akbulut, Mesut Mehmet Çepiç, Bacım Sultan Sedat Osun, Ali Taygu, Mehmet Ali Tuncel, Kira, Müge Uyar, Hanım Ağa, Asuman Çakır, Minberci Hasan, Rüzgar Aksoy, Hancı Ufuk Aşar, Demirci Bayram, Sedat Erdiç, Subaşı Hasan, Ergun Taş, Dülger Şahin, Ahmet Talay, Yüveyde, Umut Tanyolu, Keçeci, Murat Ercanlı, Hancı'nın karısı Aslı Erdemir, Hekim, Özü Doğru Cici, Sarı Halil, Emrah Girgin, Aktan Hüsnü, Saygın Aşan, Aynalı, Kaptan Gürman, Müzik Alpay Gültekin, Zeynep Alasya, Sanat Yönetmeni Özü Doğru Cici, Kurgu Yönetmeni Akif Özkan, Senaryo Mehmet Bozbağ, İsa Yıldız, Genel Koordinatör Hüseyin Nurettin Bal, Proje Tasarım Mehmet Bozbağ, İsa Yıldız, Yapımcı Mehmet Bozbağ, Yönetmen Kamil Aydın. Namazda oturur pozisyonda duran kadın Yunus'un fotoğrafı üstünde Yunus Emre Aşkın Yolculuğu yazdı. Bu proje İbrahim Has'ın Tezkire-i Has adlı münakabından, Yunus Emre rivayetinden ve Mustafa Taççı'nın derlemelerinden hareketle hazırlanmıştır, yazdı. 6. Bölüm. Akşam vakti dergah. Hadi kızlar, hadi. Vardık ana, vardık. Köylü köyünden gelir, biz haremlikten selamlığa yetişemeyiz. Hadi Kira. Başka var mıdır? Ne var mıdır? Tülbent. Vardır. Bacım Sultan, Kira'nın isteği karşısında şaşkınca gülümseyip hanelerine ait mutfaktan paravanla ayrılmış odaya geçti. Kira heyecanla bekliyor. Bacım Sultan tülbenti alıp geldi. Mutfakta diğer bölümler gibi mum ve kandil ışığıyla aydınlanıyor. Bacım Sultan tülbenti Kira'nın takkesinin üzerine koydu. Mutfakta iki alçak dolap, üstlerinde kapkacaklar. Tamamdır, tamamdır böyle. Hızla kapıya yöneldiler. Şeyh huzurda şöyle bir müritlerini süzüyor. Yunus cemaate karışmak istememiş gibi en arkaya geçmiş. Hoş gelmişsin Veli Efendi. Hoş gördük şeyhim. Hoş gelmişsiniz ağalar. Ellerini göğsüne koyup hafifçe öne eğildiler. Yunus kavuksuz. Abin Gündüztekin daha dönmemiş midir seferden Necip? Dönmemiştir şeyhim. Haber göndermiştir Bilecik'ten. Vuruşma devam eder imiş. Gönlü gazi onlara cenk bitmez. Bizim gibi miskin ihtiyarlara biter anca. Aynalı nerededir? Cemaat etrafa bakınırken Kasım huzursuz. Aynalı olmadan anlatıveresim de gelmez pek. Ha ayna, ha aynalı. İkisi de doğruyu gösterir. Aynalı aynadır, ayna aynalıdır. Ne gördülerse o. Karşısında ne varsa o. Ne buyurur Peygamber Efendimiz? Mümin, müminin aynasıdır. O vakit hepimize birer aynalı lazımdır. Ne yapar ayna? Sen ona nasıl davranırsan davran, o hep hakikati gösterir. Eğriye doğru, doğruya eğri demez. Kusur var ise, var kusuru kendinde ara. Ayna kusur sahibi olacak değil ya, sen ona hükmedemezsin. O sana hiç hükmetmez. 200 sene önünde ona secde etsen, ayna hiç senden yana olmaz. O gene gördüğünü gösterir. Tam tersi vaki olsun. Sen 200 sene aynaya hükmetsen, ona istediğini yaptırmak için işkence dahi etsen, ona düzen versen olmaz. O gene aynalığını yapar. Mümin,
müminin aynasıdır demiş ya Peygamber Efendimiz. Emirül müminin olan kendisi dahi kendine ayna arar o vakit. Haşa, kusur mu vardır o mübarek efendimizde? Hazreti Musa da onu der, Hazreti İsa da onu der. Hak'tan gelen bütün sözler aslında insana bir tek şeyi öğütler. Kendine bir ayna bul. Aynada bir kusur görürsen aynayı kırma. Kusuru kendinde bil. Aynanın ne günahı vardır bre gafil? Bak, aynalı olmadan aynayı bile anlatıveresim gelmez. Yunus anlattıklarını can kulağıyla dinleyip yine kendine bir pay çıkarmış gibi kederli iç çekti. Sonra yeniden kaldırdı bakışlarını şeyhe. Dallağın obası, kadıhane. Yunus yatağında sırt üstü kıpırtısız yatıyor. Tavana sabitlemiş gözleri dalıp gitmiş, durgun, düşünceli. Uykusuzluğun etkisiyle gözleri yavaş yavaş kapanmaya başladı. Kıpırdanıp ellerini başının altına koyarak kandilden tarafa döndü, uyukluyor. Başucundaki sehpanın üzerinde kitap, yanan kandil, dekoratif bakır bir şekerlik, Yunus'un gözleri ağır ağır kapanıyor. Yunus uyudu ve rüyaya daldı. Yunus dergahta aksakallı birinin huzuruna geldi. Hoş gelmişsin oğul. Yaklaş hele. Omzunda heybesiyle yaklaşıyor. Yakına gel. Biraz daha yaklaştı. Otur hele. Oturdu. Yüzünde huzur dolu bir gülümseme. Şeyh'e Yunus'un geldiğini haber veren derviş Şeyh'in yan tarafında dikiliyor. Kabul buyurursanız size hediye getirdim hünkârım. İsmailcan, konuğumuzun hediyesini al. Canlar üreşsinler. İsmailcan öperek aldı hebeyi. Tekrar yerine çekildi. Yunus huzursuz gözlerle bakıyor. De hele oğul, ne istersin bizden? Kuraklık her yeri yokluğa boğmuştur hünkârım. Toprak susuzluktan çatlamıştır. Köyümün ne ekmek yapacak unu, ne un yapacak bir dirhem buğdayı vardır. Köyümün ihtiyarları dediler ki, var git Hacı Bektaş hünkârı bul. O gelini eli boş göndermez. Fakire fukaraya, darda olana yüzünü dönmez dediler. Ailem ve köylüm için buğday isterim hünkârım. Sana buğday yerine himmet versek. Yunus afalladı. Himmeti neyleyim hünkârım? Ailem, köylüm açtır. Buğday isterim. Ya getirdiğin alıcı saysak ve her bir tanesine iki nefes versek? Yunus şaşkın. Himmetle nefesle çoluk çocuk doyar mı hünkârım? Bana buğday gerek. İsmailcan, misafirimize kanısı yükünce buğday verin ambardan. Allah razı olsun hünkârım. Allah razı olsun. Estağfurullah. Önüne çöküp ellerini öptü. Allah razı olsun. Minnet dolu bakışlarla sevinç içinde huzurundan ayrılıyor. Ana dönüş. Yunus mışıl mışıl uykusunda rüya görmeye devam ediyor. Telaşla koşarak gelip Hacı Bektaş'ı velinin önüne kapandı. Ben de büyük hata etmişim hünkârım. Siz bana himmet verdiniz. Ben ille de buğday istedim. Alın buğdayınızı. Evvel dediğiniz gibi bana nefes verin.
Onun vakti geçmiştir artık oğul. Senin kilidini açacak anahtarı başkasına devrettik. Git onu bul. Var nasibini Tapduk Emre'den iste gayrı. Senin anahtarın ondadır. Yunus irkilerek uyandı. Ardından rüya olduğunun bilinciyle biraz rahatladı. Sırt üstü dönüp gördüklerinin etkisinden kurtulmaya çalışır gibi soluklandı. Yataktan doğrulup kendini yukarıya doğru çekti, oturuyor. Yataktan kalkıp pencereye yöneldi. Pencerenin hizasındaki kısa mavi perdeleri aralayıp yatağına geri döndü. Kenarına oturup avuçlarını bacaklarına yasladı. Sanki gördüğü rüyada bir mana çıkarmaya çalışır gibi pür dikkat düşünüyor. Var nasibini Tapduk Emre'den iste gayrı. Senin anahtarın ondadır. Hoca Şerefe de. Sabahın ilk saatlerinde Nallıhan Obası. Yunus çarşıya çıkmış, sıkıntılı bir halde dar sokakta yürüyor. Tezgah açan tezgahların yanından geçti, sağına sola göz gezdirerek ilerliyor. Köylüler henüz çarşıya doluşmamışlar, dükkanlar yeni yeni açılıyor. Yunus gördüğü rüyadan sonra hala kendine gelememiş gibi düşünceli bir halde yürüyor. Kadahane. Nerede kaldın bre? Namaza diye gider uyur musun bilmem. Subaşı Sarıhal ile ilgili bir iki şey istedi. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Subaşını haber edin, tez gelsin. Yunus aralarından geçip evine girdi. Kadı efendi de erkencidir bu sabah. Şahin sohbeti bırakıp çıkışa yöneldi. Yunus kavuğunu takıp hırkasını giymiş makamına geçerken subaşı geldi. Sabah şerifleriniz hayır olsun Kadı efendi. Gel sana gel. Makamına oturup divitini çıkardı, hokkayı batırıyor. Elinde divitiyle önüne bir kağıt hazırladı. Subaşı merak içinde yandan bir bakış attı ve tekrar başını öne eğdi. Yunus kaşlarını çatmış, mutsuz ifadesiyle bir şeyler yazıyor. Diviti hokkaya daldırdı. Kaldığı yerden yazmaya devam ediyor. Kandil yanı başında. Subaşı merak içinde kalmış. Sabırsızca bir an önce yazıp bitirmesini bekliyor. Yunus divitini gümüş kılıfın içine sokup kapağı kapattı. Divitin girdiği kılıfa bitişik duran hokkanın ağzını da kapattı. Divitlik yatık, hokka dik duruyor. Makamından kalkıp kenara geçti. Zaman yavaş akıyor. Cübbe tarzı hırkasını çıkartıyor. Subaşı merakla kaldırdı bakışlarını. Başı hala hafifçe öne eğik. Yunus özenle siyah hırkayı katlıyor. Hırkayı kenara bırakıp başından kavuğunu çıkardı. Yüzünde belli belirsiz bir tebessüm. Şöyle bir bakıp onu da hırkasının üzerine koydu. Subaşı kafasını kaldırmış, neler olduğunu anlamaya çalışır gibi Yunus'u seyrediyor. Yunus sarığını aldı, başına takıyor. Rahleye uzanıp yazı yazdığı sayfayı aldı, üfleyerek mürekkebini kurutuyor. Elinde kağıtla subaşının yanına yaklaştı. İstifamdır subaşı. Subaşı şoke olmuş bakışlarını bir anda Yunus'a kaldırdı. Yunus buruk tebessüm ediyor. Ama Kadı Hazretleri... Yunus omzunu tuttu. Gereğini yapın.
Subaşı hakkını helal et. Yunus gidiyor. Subaşı şaşkınlığını atamamış bir halde istifa kağıdına bakıyor. Yunus kapıdan çıkıp zabitlerin arasından koridora, oradan da dış kapıya geçti. Kadıhaneden ayrılıyor. Nöbetçiler selamladılar. Doğan'la sakallı bir zabit var nöbette. Yunus kararlı adımlarıyla kadıhaneden uzaklaşıyor. Subaşı elinde istifa kağıdıyla koşar adım koridora çıktı. Hafifçe aksayarak hızla dış kapıya ilerliyor. Kapıdan sokağa çıktı. Yunus'un arkasından bakınıyor. Kadı Efendi'yi gördünüz mü? Şimdi gitmiştir ağam. Subaşı bir müddet öyle kalıp bir anda hızla içeri girdi. Zabitler şaşkınca dönüp baktılar. Akşam vakti, gökyüzünde dolunay. Yunus Şeyh'in ördüğü çeşmenin yanına gelirken şöyle bir bakıp duraksadı. Manevi duygular içinde bakarak yaklaşıyor. Kenarda durdu, sıkıntıyla dikiliyor. Bakışlarını oluktan akan sudan çekmeden gri hırkasını çıkartıyor. Elinde güzelce katlıyor. Çeşmenin üzerine koyup avuçlarıyla bastırdı. Sarığını çıkartıyor. Onu da koydu hırkanın üstüne. Kollarını sıvamış, beyaz çoraplarını çıkardı, abdest alıyor. Ellerini yıkayıp ağzına 3 kere su götürdü. Şimdi de 3 kere burnuna. Kollarını yıkıyor. Serçe parmaklarını içlerine sokarak kulaklarını yıkayıp elinin tersini ensesinde sıvazladı. Ardından elinin içini başına sıvazladı. Ayaklarını yıkıyor. Tamamen rahatlamış ve iç huzuruna kavuşmuş bir halde huzurla dergaha girdi. Belli belirsiz tebessüm ederek avluya geçti. Kasım avluda. Yunus bakışlarını bir noktaya sabitlemiş, omuzları dik. Hipnotize olmuş gibi varlığını fark etmeden yanından geçti. Kasım şaşkın. Kadı Efendi. Yunus yine bozmadı ifadesini. Kasım ellerini arkasında kavuşturdu. Ne olduğunu anlamaya çalışırcasına düşünüyor. Şeyh huzurda, yüzü minbere dönük. Destur var mıdır? Şeyh elindeki tesbihini öpüp önüne bıraktı. Geldin mi Yunus? Geldim şeyhim. Geldim. Şeyh oturduğu yerden yönünü ona çevirdi. Yunus karşısında dikiliyor. Şeyh otur diye işaret etti. Yunus çöküp oturdu önüne. Buğday isteyene buğday. Nefes isteyene nefes. Neye talip olursan onu verir Hacı Bektaş hünkârım. Yunus allak bullak oldu. Sen Yunus isen ya Kadı Yunus nerededir? Öldü şeyim. Kadı Efendi öldü demek. Ya sen nasıl geldin o vakit? Öldüm şeyim. Öldüm. Öldüm de geldim. Şeyh Yunus'un halinden etkilenip tebessümle bakarken gözleri doldu. Dergahımıza ölüler değil, diriler gelir Yunus. Kimi olmaya, kimi ölmeye gelir. Olmak için de, ölmek için de diri olmak lazımdır. Dergah dediğin 4 duvar Yunus, kerpiç ile çamurdandır. Duvarını dahi biz örmüşüzdür. Sanma ki dergâhta keramet vardır. Estağfurullah. Keramet sizdedir. Keramet bizdeymiş.
Çuvalda bulgur mudur ki bizde keramet olacak? Onca yol teptik birlikte, ne kerametimizi gördün? Ben dergaha değil, size geldim şeyim. Bize niye geldin ki? Ne istersin bizden, de bakalım. Kasım kapı aralığından dinliyor. Biat etmek, dervişiniz olmak isterim. O işin bir adabı, erkanı vardır. Her işin de bir zamanı vardır. İkindi namazının ardından gel. Gel, ver biatını. Yunus Temiç de gülümseyerek onayladı. Kasım! Kasım kapının kenarından uzaklaştı. Sanki yeni geliyormuş gibi yürüyüp kapıyı itti. Leblek şeyim. Eli göğsünde ortaya geldi. Emir buyurunuz. Yunus'u tanır bilirsin. Ne kaybettiyse bizde aramaya gelmiş. Gelene git demek olmaz. Medreselinin halinden medreseli anlar. Yunus şaşkın bir halde Kasım'a döndü. Götür sarayını gösteriver hele. Kasım emredersiniz diye başını eğdi. Yunus kendini kabul ettirmenin hoşnutluğuyla gülümseyerek ayağa kalktı. Kasım buyur diye yol gösterince de Şeyh'i selamlayıp önüne düştü. Şeyh de onları selamladı. Arkalarından bakıyor. Yunus önden çıktı. Hava yağmurlu. Kasım arkadan çıkıp kapıyı çekti. Başı ve omuzları dimdik duruyor. Eliyle önünü kavuşturmuş. Hali ve tavrıyla dergahta iktidarın kendinde olduğunu gösterir gibi Yunus'un önünden yürüyerek avluya geçti. Yunus etrafı süzerek peşi sıra ilerliyor. Kasım ellerini arkasına kavuşturup daha bir dikti omuzlarını. Avlunun üzerinde paravan camlı yan yana derviş hücreleri var. Yunus önlerinden geçtiği odadan gelen zikir seslerine dikkat kesildi. Kasım onun tavrı karşısında gülümsüyor. Avludan selamlayıp geçenler oluyor. Yunus'un bakışları hücrelerde. Kasım'ın yüzünde tebessüm. Boş küçük bir hücreye girdiler. Sağda tek kişilik bir yer yatağı, karşısında sandık, dipte ocak başı, ortada kilim. Yunus merakla etrafı süzüyor. Pek sadedir. Evdeki rahatın olmaz tabii. Zamanla alışırsın. Yunus yatağa oturdu. Şeyhimiz de söyledi Pirdaş. Biz de medresede eğitim gördük. Kayseri'ye gitmişliğin var mıdır? Yoktur. Gitmemişim hiç. Pek güzeldir. Çifte medresede eğitim görmüşüz orada. Moğol şehri kuşattığı vakit Kayseri'deydik. Nasıl direndi Kayseri göreydin? Bilirim. Cenk edecek erkek kalmayınca koca şehirde bacılar pusatları kuşandılar. Pir Ahi Evran'ın zevcesi Fatma Ana başlarında. O kimseden korkmayan zalim Moğol kumandanı Bajunoyan'ın dahi bacıların korkusundan ödü sıkmıştır. Dergâhtaki ilk günden başını şişirdik. Estağfurullah. Vaktimiz çoktur konuşmaya. Sen istirahat buyur hele. Kasım giderken Yunus saygısından hızla ayağa kalktı. Kasım geri döndü. Dergahımızda, dahi yolumuzda her şeyin bir usulü erkanı vardır Pirdaş. Oturmanın, kalkmanın dahi. Bilmem diye dert etmeyesin. Ne vakit dara düşersen fakire sorabilirsin. Elini arkasında kavuşturup başını dikti, gidiyor. Yunus ardından bakıp etrafı süzdü. Pencerenin önüne yürüyor. Duvarda kolsuz bir derviş hırkası asılı. Ocağın yanında kırılıp hazırlanmış odunlar var. Yunus pencereden avluya bakıyor. Etrafa bakınarak başını çevirirken gözleri duvardaki derviş hırkasına ilişti. Aşağıdan yukarı süzüyor. Hırka kahverengi tonlarındaki desenlerle dokunmuş.
Geçmişe gidip icazet töreninde hırka giydirildiği günü hatırladı. Hüsam'a dönüp sanki tuhaf duygular hissetmiş gibi durgun bakışlarını hırkadan çekti. Dağların eteklerinde kurulu nanlağın obası. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin! Haçlı Küffari'nin kumandanı Frankistan Kralı Louis Mağrip çöllerinde vebadan ölmüştür. Ordusunun yarısı da aynı beladan telef olmuştur. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Nallıhan Kadısı Yunus Efendi kadılıktan istifa etmiştir. Mesut'taki Çeçi Azmi Ahi Ocağı'ndalar. 20 senedir eline bir kazma alıp da tarlaya girmişliği yok. Bağdat senin, Buhara benim, keyfini sürsün beyimiz. Şimdi de gelmiş, ben payımı isterim. Kaç kez konuştuk Azmi Ağa. Kadıya çıkar, mahkemede alırım hakkımı der. Alır da. Bir Nallı Han'a rezil etmediği kalmıştı bizi Berduş'un. Öz kardeşiyle mahkemelik mi oldu dedirteyim? Esnafız biz bu çarşıda. Ne der millet ardımızdan? Hoş. Kadı efendi istifa etmiştir zaten. Makama çıksa kadı bulamaz. Şeyhim, bir daha konuşsanız. Tekrar sözün tesirini azaltır Azmi Ağa. Başka bir yol bulmalı. Azmi merakla Mesut'a bakıyor. İmam Şeref'e de dağların eteklerinde kurulu Nallıhan obası. Müritler Şeyh Taptuk'un huzurunda halka oluşturmuşlar. Şeyh de halkaya nail olmuş. Yunus üstünde derviş hırkasıyla aynalının yanında oturuyor. Şeyh'in karşı tarafındalar. Kasım'la Ali Taygu Şeyh'in birer yanından kalkıp ellerini koltuk altlarına sıkıştırarak geri geri ilerlediler. Ve Yunus'un arkasında durdular. Gel bakalım Yunus Efendi, gel. Otur hele, otur. Halkanın içine girdiler. Yunus oturdu. Kasım'la Ali Taygu arkasında dikiliyor. Yanaştır dizlerini, uzak durma. O yaklaştıkça arkasındakiler de yaklaştı. Başları hep önde. Mahcup bir halde Yunus değdi kafasını. Kaldır kafanı hele, iki kaşının arasını görelim. Yunus başını kaldırdı. Şeyh ellerini uzatıp başını iki yandan tuttu, dua okuyor. Yunus'un bakışları yerde. Şeyh tebessüm ederek ellerini çekti. Allah mübarek etsin. Şeyh'in yanağından sıvazlayarak indirdiği elini tutup öptü Yunus. Kasım'la Ali Taygı oldukları yere çöktüler. Yolumuza yoldaş olmaya geldim dersin. Hoş geldin, sefa geldin. Yunus başı önde gülümsedi. Madem ki nasip istersin bizden, öyleyse hizmet et, nasibini al. Böyle deyince yanlış anlar, lafı gönlü karalar. Hizmeti bize değil, zerreden küreye, insandan karıncaya, cümle varlığa edesin. Unutmayasın, cümle varlık onun nurudur. Damlanın deryanın ispatı olduğu gibi, bütün yaratılmışlar da onun ispatı, onun nurudur. Öyleyse dilindeki kelime-i tevhidi hayatında ispat edesin. Ne demek bu? Gönlünden la ilahe illallah diyen, senden başka varlık yok diyen, yere basarken dahi o şuurla basacak o vakit. Bu bir hissetme meselesidir. Bastığın yerde ne alemler, ne canlar var. Onlara dahi hizmet. Var git şimdi hücrene, dilinden kelime-i tevhid zikrini düşürme. Yunus onaylarcasına gülümseyip ayağa kalktı. Onunla birlikte Kasım'la Ali Taygu da kalktı. Ellerini yine koltuk altlarına sıkıştırdılar. Yunus heyecanla gülümseyerek şeyhe bakıyor. Ali Taygu elini tutup üstünü öperken Yunus da onun elinin üstünü öptü. Diğer dervişler de kalktılar ayağa.
gözcülerinden biri elinden öperek Yunus'u da tebrikleşti. Kasım Yunus'u kolundan tutup yüzünü Şeyh'e döndürdü. Onun öncülüğünde ikisi huzurdan ayrılıyorlar. Şeyh elini göğsüne koyup selamladı. Yunus'un eli de göğsünde. Geri geri kapıya kadar yürüdüler. Kasım yine sırt çevirmeden uzanıp kapıyı açtı. Kasım önde, Yunus arkada. Ara bahçeye çıkıp avluya geçtiler. Kenarda yaşlı bir derviş otururken bir başkası da tesisiyle mutfağa su getiriyor. Kasım'la Yunus zikir seslerinin geldiği hücrenin önünden geçtiler. Avluda ilerliyorlar. Minbercinin sesinin geldiği paravanlı pencerenin önünde heybeler asılmış. Hanım ağa bahçede kazanı karıştırıyor. Bacım Sultan kapıdan girdi. İçecek getiriyor. Yanında durdu. Testiden maşrapaya ayran boşaltıyor. Bahçe farklı bölümlere ayrılan dergahta yüksek duvarların arasında kalmış. Bacım Sultan maşrapayı hanım ağaya verdi. Hanım ağa yere çöktü. Ayranı yudumluyor. Duydun mu olanları? İkinciden sonra bir adını almış Şeyh babam kadının. Elhamdülillah. Allah hakkında hayırlısını versin. İster misin daha? Kızım, üzerinde vazife olmayan şeyleri merak edersin de. Şu ayranını içtiğimiz ineğin hali ne olacak onu merak etmezsin. Nereden bilirim ana ben ineğin derdine? Baytar Ali Tarık'ı almayayım ben. Hanım ağa işinin başından döndü. İma ile bakıyor. Bacım Sultan bakışlarını düşürdü gidiyor. Hanım ağa kazanı karıştırıyor. Akşam vakti dergah. Kasım'la Yunus hücrede oturuyorlar. Ocak alevli. Kalkayım artık. Senin de zikrin var Pirdaş. Kelime-i tevhid zikrinin usulünü bilir misin? Kasım Yunus'un bakışlarından bilmediğini anlayıp ayağa kalktı. Karşısına geçip geldiği işaret etti. Yunus hevesle ayağa kalkarak karşısına geçti. Kasım dizlerinin üstünde yere çökünce Yunus da çöktü. Ellerini bacaklarının üstüne koydular. Kasım başını sağa çevirdi. La ilahe illallah. Kafa bir sağa bir sola. İkrar daima kalbidir, kalbedir. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe taklit ederek Yunus da başladı zikre. Kasım başını çevirdi sırada bakışlarıyla kontrol etti. Yunus biraz çekimser duruyor. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Birinin kafası sağa dönerken öbürününkünü sola dönüyor. Yunus sesini dışarı vermeden dudaklarını kıpırdatıyor. La ilahe illallah. Gökyüzünde dolunay, yıldızlar çekilmiş. Mesut'la Keçici dergaha girdiler. Üç kola ayrılan bölümden dümdüz yürüyerek avluya geçtiler. Keçici bir adım geride. Selamun aleyküm. Avludaki dervişler selamlıyorlar. Selamun aleyküm. Mutfakta sofralar kurulmuş. Öğle yemeğin bir tek başında değil, her lokmasından önce besmele çeker şeyhim. Kadı Yunus hücresine yerleşmiştir. Pirdaşımızdır artık. Hırkayı giydi mi? Kadılık eşik dışında artık. Biz değil kadı, nice vezirlerle pirdaşlık etmişiz Güngör Efendi. Ne var bunda şaşacak? Şeyh mutfağa girdi. Selamun aleyküm. Yanlarına yürüyor. Sofraların başında oturmuş bekleyen dervişler ayağa kalkıp selam pozisyonunu aldılar. Selamun aleyküm. Vaaleykümselam. Şeyh minderin üstünden basarak geçip ortadaki sofranın dibine yürüdü. Buyurun oturun diye ellerini iki yana açtı, oturuyorlar. Güveyde ibrikle tas getirdi. Şeyh kollarını sıvayıp ellerini tası uzattı, güveyde su döküyor. Şeyh ellerinin suyunu tası silkeleyip güveydenin verdiği bezle ellerini kuruladı. Güveyde bezi aldı gidiyor. Şeyh arayış içinde sağına soluna bakınıyor.
Yunus nerededir? Hücresinde olsa gerek efendim. Çağıralım hemen. Yunus içeri girdi. Güveyde Şeyh'in yanına otururken yana kayıp Yunus'a yer açtı. Ortadaki büyük sofranın başındalar. İki arka köşede kurulu sofralar daha küçük. Yunus Güveyde'nin yanına oturdu ama hala kabuğunu kıramamışçasına çekimser. Biraz da kibir var sanki. Bismillahirrahmanirrahim. Ortadaki büyük tastan ilk kaşığı Şeyh aldı. Yunus durgun. Yemene vardınız mı? Derviş çağrıyla buğdayı yıktık geldik Şeyh. Dervişler de başladılar yemeğe. Yunus çekimserce pilavdan bir kaşık aldı. Kasım içeri girip Şeyh'in yanına geçti. Saygıyla çöktü, kulağına bir şeyler fısıldıyor. Yunus merakla seyrediyor. Şeyh onaylarcasına kafa sallarken Kasım doğruldu. Şeyh'in kalkmasına yardım ediyor. Afiyet ola, afiyet ola. Kalkmayın diye işaret edip oturttu gidiyor. Kasım ayakkabılarını giymesini bekledi. Peşi sıra ilerliyor. Basamağın altında o da giydi ayakkabılarını. Şeyh kapıdan çıkıyor. Aynalı elleri arkasında yürüyerek mutfağa girdi. Ayakkabılarını çıkarıp koşarak iki dervişin arasına sıkıştı. Yunus karşısında şaşkın gözlerle seyrediyor. Aynalı kaşığını çorbaya daldırıp döke saça önüne götürdü. Sofranın karnı toktur Aynalı. Kendin ye. Ağzına dök kaşıktakini. Aynalı kaşığındakini geri boşaltıp elinden bırakmadan ayağa kalktı ve Yunus da Güveyde'nin arasına sıkıştı. Diğer taraflar boş. Yunus'un şaşkın bakışları altında kaşığını çorbaya daldırıp döke saçı ağzına götürdü. Yunus tiksinerek suratını buruşturdu. Sofradan kalkıyor. Aynalı ardından bakıp kaşığını yeniden daldırdı. Uzun sakalları çorbaya bulaşmış. Bir kaşık da pilavdan aldı. Diğerleri yemek yemeyi bırakmış, gülümseyerek Aynalı'nın kıtlıktan çıkmış gibi döke saça yemek yiyişini izliyorlar. Aynalı yanı başındaki Güveyde'ye dönüp al ye der gibi kaşığını uzattı. Güveyde de teşekkür babında elini göğsüne götürüp başını eğdi. Yunus koridora girdi. Mesut Ağa dahi şahidimdir şeyhim. Ben ekip dikmesem ne bağ kalırdı ortada ne bahçe. Diken basar bir dikenlik olurdu çoktan. Sesleri duyup durdu. Mahkemeye veririm der durur. Silah zoruyla gasp ederim demez ya. Mahkemeye gitme denmez ki ahaliye. Kulak kabartıyor. Bir de siz konuşun istedik şeyhim. Azmiye haklıdır. Yıllardır eker biçer. Kardeşi Gökmen de Acemistan'dan Konstantiniyye'ye gezer, tozar, gönlünü eğler. Konuşalım, konuşalım ama aynı anadan, aynı babadan ikiniz de. Hakkıdır. İlla mahkemeye giderim diyenin de önüne duracak değiliz. Bize hüküm kadıdan değil, sizden gelsin şeyhim. Siz ne derseniz öyle olur. Mevlam ne dilerse o olur. Hele bir düşünelim. Bize müsaade o vakit şeyhim. Selamlaştılar. Kasım'la birlikte kalkıyorlar. Yunus telaşla kapıdan uzaklaşıyor. Keçeci şeyhin önüne diz çöküp elini öptü. Ardından tekrar yerine geçti. Mesut ve Kasım'la birlikte elleri göğüslerinde, başları önlerinde geri geri kapıya yürüyorlar. Şeyh sıkıntıyla düşünüyor. Kapıdan çıkıp ayakkabılarını giydiler. Kasım yol verip önüne kattı, arkalarından gidiyor. Yunus temkinle arkalarından bakıp uzaklaştıklarını görünce huzur odasının kapısına yöneldi. Üstüne çeki düzen verip cesaretini topladı ve içeri girdi. Şeyh başını kapıya çevirdi. Ona bakıyor. Yunus ortaya kadar gelip selamladı. Şeyh onu görünce keyfi yerine gelmiş gibi tüm içtenliğiyle gülümsüyor. Gel Yunus'um, gel. Yunus halka şeklinde duran postun kenarından dolanıp şeyhin karşısına oturdu. Sofrada yok idin. Yemekte dahi olsa cemaatten ayrı düşmek doğru değildir. Derviş mutfakta pişer. De hele, söyle. Gayri ihtiyari konuşulanları işittim şeyhim. Keçeci Azmi ile kardeşinin miras davası vardır. İşittim şeyhim.
kardeşim Berduş'tur demiştir. Kitap, keçici Azmi'nin kardeşi Berduş'tur. O sebepten mirasta hakkı yoktur demez. Mal sahibinin demediğini biz hiç demeyiz. Estağfurullah şeyim. Buyurduğunuz gibi şer'en ikisi de mal sahibidir. Nereden sahibi olurlar? Ekicisidir, dikicisidir onlar. Biz malın asıl sahibinden bahsederiz. Müsaade buyurursanız kardeşler arasındaki bu meseleyi çözmeye talibim şeyim. Sulh'te hayır vardır. Barıştırmak farzdır. Dinimizin adı dahi barıştır. Müsaade buyurursanız miras hukukuna vakıfımdır. İyi bilirim dersin. İyi bilirim şeyim. Şeyh gözlerini dikip tebessüm ederken Yunus mahcup gülümseyerek bakışlarını düşürdü. Gökyüzünde dolunay. Dünyaya gözümü açtım açalı pazartesi perşembe orucunu tutar. Diğer günler de perizdedir ana. Tabip Miker Efendi ısrar etmese suyuna bal koymamızı bile istemez sahurda. Biz o kadar peyniri yumurta yeriz gene de zor ederiz iftarı. Hadi kızım. Bacım Sultan tepsiyi alıp hanelerine ait mutfaktan odaya geçti. Tasta ballı su, yanında bir dilim ekmek. Şeyh sofranın başında oturuyor. Bacım Sultan dizlerini kırdı, tepsiyi önüne bırakıyor. Sağ olasın kızım. Ellerin dert görme. Bir şey mi yaptık ki babacığım? O vakit arıların elleri dert görmeye. Biz bir damla bal yiyebilelim diye 100.000 çiçeğe konarlar. Çiçekten toz alır, bize bal verir. Arılar bilir mi ki ne alır, ne verir? Ne demişler? Arı bal yapar, izah edemez. Başka bir arzunuz var mıdır babacığım? Sağ olasın kızım. Hadi var, sahurunu et sen de. Bacım Sultan gidiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ekmekten bir lokma kopartıp ballı suya batırdı, yiyor. Bir lokma daha batırdı. Dervişler sahur yemeklerini yiyorlar. Yunus hücresinden mindere oturup sırtını arkaya yaslamış, kara kara düşünüyor. Miras hukukuna vakıfımdır. İyi bilirim dersin. İyi bilirim. Hışımla ayaklanıp hücresinden çıktı. Kapının önünde durgun bir halde kalıp birkaç adım ilerledi. Düşünceli gözlerle dikiliyor. Yandaki sedirin yanına yürüyüp ayakkabılarını çıkardı. Kilime basıp sedire oturdu. Gergin, huzursuz. Şeyh havluya çıktığı sırada Yunus'un halini görüp merakla duraksadı. Yunus onu fark ettiği an heyecanla gülümseyerek ayağa kalkıp usul uygun selamladı. Şeyhim, madem hizmet edip nasibini almak istersin, biz de sana pek mühim bir vazife vermek isteriz Yunus. Emriniz olur şeyhim. Bundan böyle dergahın temizlik işlerini yap. Bilumum işini, hücreleri, avluyu her daim temiz tut. Helaların temizliği en mühimidir. Şeyh gidiyor. Yunus neye uğradığını şaşırıp öylece kala kaldı. Şeyh durup Yunus'a döndü. Aynalarının hücresinden başlayasın. Biz avareler gibi pek vakti olmaz Hazretin süpürge yapmaya. Yunus afallamış haliyle bakarak bir tepki vermedi. Şeyh gidiyor. Yunus memnuniyetsizce ve şaşkınca düşünerek elini göğsünden indirdi. Ne yapacağını bilemez bir halde kalıp sıkıntıyla nefesini boşalttı. Dergahın ön cephesi.
Yunus elinde çalı süpürgesiyle aynalının çöplükten farksız olan boş hücresine girdi. Sağda solda eski püskü, oradan buradan toplanmış değersiz eşyalar, kapkacaklar, aynalar. Alevli ocağın önüne geçip süpürgeyi duvara yasladı. Merakla sağına soluna bakınıyor. Ocak taşının köşesinde kemiğe benzer bir şey görüp eline aldı. Tiksinircesine geri bıraktı. Sırtını ocağa dönüp etrafı süzerken sandığın üstünde gördüğü şeye odaklandı. Yaklaşarak eline aldı. Elindeki yuvarlak bir petek bal. Balı geri bıraktı. Bu sefer de başka bir şey çekti dikkatini. O tarafa yöneldi. Yere çöküp dikkatini çeken aynayı eline aldı. Avuç içi büyüklüğündeki aynanın iki tarafında delik açılmış. İnceleyerek bakıp geri bıraktı. Ardından oturmayı yeltenerek elini yatağa yaslamıştı ki tiksinerek çekti elini. Doğrulup avucunun içine çarparak bulaşan pisliği temizledi. Dolaşık bir halat aldı. Çözeceği sırada vazgeçip bıkkınca bıraktı. Sonra toparlamak için yerden başka bir şeyler alıp kenara bıraktı. Tiksinerek parmağının ucuyla kaldırıyor. Temizliğe nereden başlayacağına karar verememiş bir halde yerde duran içi dolu çuvalı ayağıyla kenara itip sandığın köşesine geçip oturdu. Sıkıntıyla iç çekip odanın haline bakındı. Üzgün ve memnuniyetsiz bakışlarında resim dondu. 6. bölüm sonu. Bu dizinin betimlemesi Tekden Film tarafından Sesi Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sesibetimlemedernegi.com. Sesi Betimleme metin yazarı Nezahat Şalkamcı, seslendiren Çiğdem Banu Yeşilırmak, altyazı Fevre Tezcan, Nuray Ünal, işaret dili Müjde Kolçak, son kontrol Zerrin Yılmaz, Beliz Coşar, Samet Demirtaş, teknik yapım Murat Özçelik, Gülay Mart. Yönetmen Kamil Aydın, yapımcı Mehmet Bozdağ, danışmanlar yardımcı doçent doktor Mustafa Taççı, yardımcı doçent doktor Hilmi Arıç, bölüm oyuncuları Alim Toygun Ateş, Zabit Doğan, Burak Albayrak, Zabit Adem, Mete Mengütay, yapım sorumlusu Orhan Demirci, prodüksiyon amiri Fatih Kur, diji koordinasyonu Seda Aydın, kamera ekibi Roland, www.tektenfilm.com.tr. Bu film TRT 1 tarafından Tekten Film'e yaptırılmıştır yazdı. Film makarası şeklinin içinde T harfinin altında Tekten Film yazılı logo.